Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Günün ilk videosuna hoş geldiniz. Libya'ya gidiyoruz. Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de insansız hava aracının düşürüldüğü haber aktarılıyor. Daha doğrusu bunun bir siyah olduğu duyuruldu. Libya'da darbeci Hafter tarafından Bingazi semalarında MQ-9 Reaper'ın düşürüldüğü belirtiliyor. Amerikan yapımı İHA'nın düşürülme görüntüsünü görmektesiniz. Daha sonrasında düştüğü yerden de görüntüler paylaşılıyor. Ardından Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu şu açıklamayı yapıyor. Hava savunmamız hava sahamıza giren silahlı bir İHA'yı düşürdü. Drone Bingazi'deki Benina havalimanına doğru gidiyordu açıklaması yapılmış. Drone'un Benina'yı vuracı haberleri aktarılıyordu dostlar. Ardından İHA'nın türü hakkında açıklama yapılırken تمكنت قوات الدفاع الجوي العربي الليبي التابعة لقطاع الدفاع الجوي بنغازي حيث تم اكتشافها جنوب غرب منطقة بنينة عند الساعة 16.58 وتم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17.05 قبل تنفيذ مهامها انتهى البيان Bingazi yakınlarını imha edilen dronun iki füzeyle silahlandırıldığını belirtiyor. Raporda MQ-9 Reaper'ın şu anda Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika tarafından sık sık kullanıldığı belirtilirken Libya Ulusal Ordusu ve Rus Wagner grubu yetkililerinin izin olmaksızın bölgede İA faaliyetlerine izin vermeyeceği bir kez daha vurgulanmış durumda. Biz de şunu hatırlatalım. Kasım 2019'da İtalyan Hava Kuvvetleri'ne Predator insansız hava aracının Libya'nın batısında Terhunda düştüğünü, birkaç gün sonra ABD Afrika Komutanlığı Afrikam tarafından yine İyal'ın Nijer'in Agadez kentinde düştüğünü, ardından MQ-1C'nin de mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü haberleri de hatırlatılmış. Libya'da önemli gelişmeler bu şekilde. Ardından dün akşam saatlerinde Baykar tarafından bir video yayınlanıyor. Videoda detay şu şekilde Bayraktar Akıncı Tia'nın 9 silah istasyonu da dolu şekilde havalandığını görmektesiniz. HGK, Teber 82, MAM-T, MAM-L, MAM-C mühimmatları yüklü. Farklı hedeflere karşı etkili bir yakın hava desteği unsuru olacaktır şeklinde de uzmanlardan değerlendirmeler geliyor. Yine Libya ile ilgili şunu söyleyelim. Libya basını Suriye Milli Ordusu askerlerinin protesto gösterisine devam ettiğini, Libya hükümeti tarafından maaşlarını alamadıkları belirtiliyor. Rus savaş uçakları Suriye'de İdlib çevresinde sivil yerleşim noktalarına 11 kez hava saldırısı düzenlemiş durumda. İsrail de yine Suriye'yi vurdu. İsrail'in hava saldırısında İran devrim muhafızları komutanı terörist Ebu Fazıl Ali Cani'nin öldürüldüğü haber aktarılıyor. Hasekede de rejim güçlerinin kontrolü altındaki güvenlik çemberi bölgesinde İran devrim muhafızları ve Hizbullah'ın aktivitelerine ve ilerlerine karşı broşürler asıldı. İran'dan da daha doğrusu Hizbullah'tan da açıklamalar geliyor. Terörist Nasrullah konuştu. Suriye'ye gitme tercihimize her geçen gün daha fazla ikna oluyoruz. Suriye yeni bir savaşa maruz kalırsa çatışma alanına katılmaktan çekinmeyeceğiz şeklinde üstü kapalı olarak ülkemize tehditte bulundu. Suriye demişken dün Rus bayrak günüydü dolayısıyla Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde Rus bayraklarının asıldığına yönelik haberler paylaşılıyor. Ukrayna'da Zelenski'nin ofis danışmanı Podolyak bir kez daha Daria Dugina'nın ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını yine diyor. Bloomberg'de şu şekilde bir haber paylaşılmış. Düşük enflasyon dönemi sonsuza dek bitti. Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından bazıları piyasanın merkez bankalarının enflasyona karşı uzun vadeli savaşı kazanmasını beklemenin yanlış olduğunu söylüyor. Ukrayna'ya ait 9A310 M1 kodlu Buk M1 Teller'ın özellikle Ukrayna'nın güneydoğu bölgesinde Rusya'sına atış yaptığı haber aktarılmış. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı da şu açıklamayı yapıyor. Sözde özel bir askeri operasyon sırasında Batı Askeri Bölgesi'nin S-300 uçak savar füze sistemlerinin savaş çalışmasına dair video yayınlanıyor. Çin'e gidiyoruz. Çin'de Korla eğitim sahasında piyade savaş araçlarının ekipleri Army 22 yarışmasında yarışmayı tamamlamış durumda. Çin, Rusya, Beyaz Rusya ve İran'dan gelen takımlar final yarışında bir araya geldi. Venezuela takımının bireysel yarış etabının sonuçlarında finale kalamadığını da hatırlatalım. Burada dostlar Rusya'nın gösterdiği sonuç bağlamında 3. olduğu belirtilirken yarışmada birinciliği Çin takımı aldı. Belarus takımı ise gümüş madalya kazanırken İran takımı da şaşırmayacağınız üzere sonuncu oluyor. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Diğer haber dostlar Amerika'nın Avrupa ve Afrika'daki hava kuvvetleri 2 adet B-52 bombardıman uçağıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada uçuşun Balkan müttefiklerine ve NATO ortaklarına bağlılık gösterilmesi ve güvenliğin garanti edilmesi için yapıldığı duyuruldu. Kuzey Makedonya'nın yanı sıra uçakların Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan semalarına da uçuş yapacağı belirtiliyor. Nükleer yeteneğe sahip uçakların bu bölgede uçması tehlike oluştururken buradan da görüntü aktarılmış. Diğer haber, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve az subay öğrencileri mezuniyet töreninde bayrak devir teslim töreninin gerçekleştiği haberi paylaşılıyor. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da Türkmenistan'ın uluslararası girişimleri, işbirliğine dair yeni gözlemler isimli medya forumu düzenleniyor. Başkent Aşkabat'taki Türkmenistan Tele Radyo Yayınları Merkezi'nden görüntü görmektesiniz. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Meyri Cemal Mehmetova, televizyon kanalları ve gazete genel yayın yönetmenleri buraya katılım sağlamış durumda. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da devam eden sağının yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 e yükseldi. Sudan Sivil Savunma Konseyi tarafından resmi açıklama yapılırken ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklama yapılırken Etiyopya'nın inşa ettiği barajla ilgili şu haber paylaşılıyor. Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı Teknik Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ebul Bişir yaptığı açıklamada Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans diğer ismiyle Hedasi Barajı inşaatıyla Sudan'daki sağanaklar ve sel arasında hiçbir bağlantının olmadığı da hatırlatılıyor. Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'da savaş devam ederken yarın 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü bugün öncesinde başkent Kiev'de Rus tankları ve zırhlı araçları serklenmeye devam ediliyor. Kiev'in Kreşetik Caddesi'ne ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergiler varken akşam saat 23'te başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde birçok Ukraynalı vatandaş zırhlıları görmeye geliyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da düzensiz göçle mücadele dairesi bünyesinde polisler 3 aylık eğitimlerini tamamlamış durumda. Başkent Trablus'taki düzensiz göçle mücadele dairesi genel müdürlüğünde mezuniyet töreni düzenlendi kadın polislerin eğitim sorumlusu Amine Muhammed tören sırasında Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunurken 3 aylık kursun düzensiz mücadele kapsamında etkili olduğunu belirtiyor. Diğer haber Yunanistan 400 milyon dolarlık rekor bir bedelle Amerika'dan 3 adet MQ-9B Sea Guardian keşif insansız hava aracını satın aldı. Sea Guardian Yunanistan'ın Türkiye'yi izlemek için kullanıcı İA'lardan bir tanesi olacak bu haberde bu şekilde aktarılmış. Yine büyük bir tatbikat yapılıyor dostlar. Mısır'da büyük bir çok uluslu tatbikata Yunan askerlerinin katıldığı haberi de paylaşılmış. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs ve Suudi Arabistan özel kuvvetlerinin katılımıyla Muhammed Nagui askeri üstünde tatbikatın başladığı duyuruldu. 5 günlük özel harekat tatbikatı Herkül 22'nin devam ettiği belirtilirken Ürdün, Amerika, Kongo, Bahreyn tatbikata gözlemci olarak katılıyor. Buradan da haberler ve görüntüler aktarılırken diğer haber dostlar Afgan vatandaşlarının yasa dışı yollardan Amu Derya'daki Özbek atasına taşındığı yönünde de haber aktarılmış. Diğer haber Sırp zırhlı araçlarının konvoyları Kosova sınırına doğru hareket ediyor. Sırp araçlarının oluşan büyük bir konvoy Kosova sınırına doğru ilerlediği belirtilirken gösterilen video görüntülerinde Bob zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan bir konvoyun Kosova sınırına ilerlediğini görebilirsiniz. Video karelerine bakılırsa en az 8 zırhlı araçtan oluşan konvoydan bahsediyoruz. Üstelik video kareleri birkaç saat önce çekilmişken bir gün önce Sırbistan'ın sınır bölgesinde 30'a kadar tank konuşlandığı da hatırlatılıyor. Kosova'da bilindiği gibi bu bölgeye sevkiyat yaparken uzmanlar Kosova ile Sırbistan arasında ciddi bir silahlı çatışmanın başlayabileceğinden ve Kosova'nın yanında yer alan NATO'nun ise çatışmada ciddi bir etkiye sahip olabileceğinden emin durumdalar. İttifak özellikle Kosova'yı sonuna kadar koruyacağını belirtirken Sırplar provokatif hamlelere devam ediyor. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.